Sınav sistemi değişti. Sürücü adayları artık direksiyon başında daha dikkatli olmak zorunda. Yeni direksiyon sınav sistemine göre sinyal vermek en önemlisi. Daha çok işte parklarda zorlanıyorlar tabii. Parklar biraz zor geliyor. Bir de sinyallere çok dikkat ediyor hocalarımız özellikle. Yani mesela tek sinyalde aday indirilebiliyor artık. Ona dikkat etmeleri gerekiyor. Sinyal hatası yapabiliyor. O şekilde ama en çok zorlandıkları bakarsanız %50'ye vurursak parklar. Parklarda zorlanıyorlar. Sürücü adayları yeni sistemle daha iyi eğitim alıyor. Adayın mesela daha iyi eğitiliyor adaylar. Eskiden hani kursa yazılman yeterliydi gibi biraz bir eğitimle zaten sınavlar da kolaydı. Daha kolay bir şekilde geçiyorlardı ama artık sınavdan geçmeleri biraz sıkıntılı. Yani kalan adaylar daha çoğunlukta oluyor. Dediğim gibi hocalar da çok irdeliyorlar. En çok talep üniversite öğrencilerinden geliyor. Başvurular bayağı iyi bir şekilde, daha yoğun yani başvurularımız. Bir de üniversiteli öğrencileri daha çok talep var. Üniversite olduğu için daha çok onlar kalkındırıyor diyebilirim yani. Ev hanımları falan da olabiliyor tabii Kütahya halkından. Ama çoğunluk üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Peki yeni uygulamaya göre sınav içeriği nasıl? Sınavımızda önce mavi maddeler, sarı maddeler ve kırmızı maddeler var. Maviler daha çok sözel. Onlarda çok sorun yaşanmıyor. Kırmızılar keskin hatalar yani onlarda kesin aday indiriliyor. Onlarda daha çok sinyal dediğim gibi parklardaki işte çizgiler oraya oturtturması gerekiyor. Araba 50 santimden dışarıda kalmamak şartıyla kaldırıma değmemek şartıyla. Bu şekilde yani o kırmızılarda bayağı dikkat etmeleri gerekiyor. Ehliyet alırken olmazsa olmaz kırmızı madde kurallarına dikkat. Kırmızı maddeler sinyaller, parkta 50 santimden fazla açığa yanaşma, direksiyon hakimiyeti, alkol uyuşturucu etki, emniyet kemerini takmaması bunlar kırmızı maddeler. Kaldırıma çarpması, dubalara çarpması bu şekilde. L parkta 90 dereceyi bulamaması L parkta mesela bu şekilde. Tabii direksiyon hakimiyeti daha çok bakılan şeylerden birisi. Mesela buradan çıkışta direksiyon hakimiyeti yoksa çevre yoluna kadar bile götürtürmeyebilir adayın direksiyon hakimiyeti. O en tehlikeli şey de o zaten. Sürücü adayları bunlara da dikkat etmeli. Öncelikle sınavda sakin kalabilmek önemli. Sakinliğini koruyabilmesi çok önemli adayların. Bu şekilde ve eğitimlere gelmeleri, mutlaka eğitimleri almaları, araç kullansalar bile eğitim almaları gerekiyor. Adaylar en çok zorlandıkları konuları şöyle anlattı. En çok zorlandığım şeyler sinyalleri unutuyorum. Dönüşlerde yavaşlarken hani vites düşürmeyi zorlanıyorum. Hocamın desteğiyle onları da kolay kolay atlatmaya başladık. Çok zorlandığım bir şey yok aslında şu anda ama yavaş yavaş hepsini yapmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi dönüşlerde, sinyallerde onlarda zorlanıyorum biraz. Parklara girerken biraz zorlanıyoruz. Ama hocalarımın sayesinde sağ olsunlar onların gayreti çabası sayesinde daha iyiyim.